Herkese merhaba arkadaşlar. Hukuk Öğretir kanalına hoş geldiniz. Bugünkü ders videomuzda tabii ki ders videosu değil. Bugünkü arkadaşlar odak videomuzun içeriği odaklanma ve daha verimli ders nasıl çalışırımın benim de bizzat kullandığım bir yöntemden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu yöntemi ben iki, 2005 üniversite, üniversiteye başladığımdan mezuniyete kadar 2010 yılına kadar kullandım ve günümüze kadar da gerek ders videolarının hazırlanma aşamasında gerek kurum sınavlarına hazırlık süreçlerinde bu yöntemi kullandım ve çok da faydasını gördüm. Arkadaşlar yöntemimizin adı Pomodoro yöntemi. Pomodoro. Arkadaşlar, Pomodoro İtalyanca kökenli bir kelime olup, Türkçe karşılığı ise domates anlamına gelir. Arkadaşlar, İtalya İtalyan bir öğrenci tarafından keşfedilmiş. Herkes normalde keşfettiği şeye kendi adını verirken. Bu öğrenci ise arkadaşlar çalar saati domatese benzediğinden dolayı buna domates adını vermiş. Yani pomodoro tekniği. Arkadaşlar yapılan araştırmalara göre bir insanın odaklanma süresi, süresi maksimum 25 dakika. Yani sen bugün anayasa hukuku çalışacaksın. Anayasaya odaklanma süren 25 dakika. Yani her matematik çalışacaksın. Fen bilgisi çalışacaksın. medeni usulü hukuku çalışacaksın. Buna odaklanma süren ne kadar? 25 dakika. 25 dakika çalıştıktan sonra mutlaka bir ara vermen gerekiyor. Bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Ya hocam ben bir saat boyunca hiç ara vermeden odaklanabiliyorum. Böyle bir şey yok. Sen buna odaklandığını düşünüyorsun. Fakat sen git gide her o 25 dakikadan sonra geçen her dakikada verim düşüyor, verim düşüyor. Yani saatlerce ders çalışmış olabilirsin. Fakat arkadaşlar aldığım verim 5 saat ders çalışsın. Aldığım verim 2 2 saat yani demek istediğim şey şu pomodoro tekniği ile daha daha az daha kaliteli bir süre içerisinde maksimum bir verimi elde edeceğiz Yeter ki şu yöntemi kendimize bir alışkanlık haline getirelim Şimdi arkadaşlar bu yöntemin temel mantığı şu 25 dakika bir ders çalışıyorsun 25 dakikadan sonra 5 dakika bir mola veriyorsun 25 dakika ders 5 dakika mola, 25 dakika ders, 5 dakika mola. Bunların bir tanesi bir pomodoroya denk geliyor. Yani 25 dakika ders çalışıp 5 dakika ara verdiğinde bir pomodoro. 25 dakika çalışıp 5 dakika ara verdiğinde ikinci pomodoro. Yani günlük kendimize pomodoro hedefleri koyarak ders çalışabiliriz. Bakın arkadaşlar, Hocam günün hangi saatlerinde Pomodoro yöntemiyle çalışmalıyım? Bu tamamen sana kalmış. Ne zaman ders çalışmak motivasyonunu sağladın, ben ders çalışacağım deyip masanın başına oturduğunda kendine Pomodoro yöntemiyle ders çalışmaya odakla. Hatta ders programını bile Pomodoro'ya göre hazırla. Örnek veriyorum. Türkçe mi çalışacaksın? Bugün 2 Pomodoro Türkçe çalışacağım. Matematik mi çalışacaksın? 50 soru çözmen gerekiyor. Tamam. 25 soruyu 25 dakikada çözebileceğini düşünürsek 25 dakikada 25 soru o zaman 50 soru için 2 Pomodoro. Bu şekilde çalışıyoruz. Şimdi hocam peki aralıklarımız nasıl olacak? Şu şekilde. 4 Pomodoro'dan sonra arkadaşlar tekniği bulan öğrenci şunu söylüyor. 4 pomodorodan sonra kendinize 5 dakika değil daha uzun molalar verin. 20 dakika olabilir, 30 dakika olabilir. Ben 40 dakika veriyorum arkadaşlar. Yeter ki sisteme sadık kal. Yani 4 pomodoroyu tamamladıktan sonra kendine 40 dakikalık bir ara ver. Bu 40 dakikalık arada yemek yemek yiyebilirsin, başka ihtiyaçlarını giderebilirsin, telefonla görüşebilirsin. Ama ama bu tekniğin en önemli yanı şu arkadaşlar hangi derse çalışacaksan masanı güzelce bir temizliyorsun. Başka herhangi bir materyal masada bulundurmuyorsun. Çalışacağın kitabı önüne koyuyorsun ve o kitaba, o derse odaklanıyorsun. Yani ben anayasa hukuku çalışıyorum aklımda idare hukukunu düşünmeyeceğim. İdare hukuku çalışıyorum. İşte medeni medeni hukuktan da sınav var. Bunu ne yapacağım diye düşünmeyeceksin. Tamamen o derse 25 dakika boyunca odaklanacaksın. Sonra 5 dakika. Hocam çok iyi gidiyor. Ben 25 dakikayı uzatayım. Böyle bir şey yok. Pomodoro tekniğinde 25 dakika ders çalışıyorsun. 5 dakika ara veriyorsun. Bir pomodoro'ya denk geliyor. Şimdi arkadaşlar kendinizin ders programlarınızı kesinlikle pomodoro yöntemine göre ayarlayın. Çok faydasını göreceksinizdir. Kısa sürelerde maksimum verimi, maksimum faydayı elde edeceksiniz. Ben yıllardır kullandığım çok faydasını gördüm. Emin olun arkadaşlar siz de göreceksiniz. Ya hocam Günlük kaç pomodoro yapmam lazım? Bu tamamen sana kalmış. 4 pomodoro 2 saate denk gelir. 2 pomodoro 1 saate denk gelir. Kendine hiç ders çalışma alışkanlığın yoksa günlük 4 pomodoro hedefi koyarak ders çalışmaya başlayabilirsin. Ama benim size tavsiyem günlük minimum 10 pomodoro hedefi kendinize belirleyin. Bana kalırsa arkadaşlar 10 pomodoro ile başlayın. Bunu daha da arttırarak 12 pomodoro, 14 pomodoro, 16 pomodoro, gönül ister 20 pomodoro yapabilmeniz. Eğer 20 pomodoro yaparsanız arkadaşlar, 10 saate denk gelen bir verimli çalışma saati elde edebilirsiniz. Tabii bunu da hadi pomodoro yapayım, şöyle ders çalışayım. Hadi bir tane daha pomodoro yapayım. Öyle değil. Günlük her akşam arkadaşlar oturacaksınız. Kendinize 2 pomodoro Türkçe, 2 pomodoro medeni hukuk, 2 pomodoro iktisat, 2 pomodoro tarih. Bu şekilde kendinize hedefler belirleyeceksiniz. Programınızı yapacaksınız. Ve bu programa sadık kalarak bu dersi çalışıp bu programı uygulayacaksınız. Zaten arkadaşlar Instagram hukuk öğretir sayfasında yeni bir etkinliğe başladık. Nedir arkadaşlar? Hayallerim için geleceğim için 100 sabah erken kalkacağım. Neden 100 sabah? Çünkü KPSS'ye 100 gün kaldı. 100 gün boyunca erken kalkıyoruz, kendimize hedef belirliyoruz. Ben size her gün her sabah 6 ile 8 arasında bir post paylaşıyorum Instagram üzerinden. O Instagram üzerine o günkü ders çalışma programını paylaşıyorsun ve akşam bir diğer günün e, paylaştığım postunda da Hedefimi hocam hedefimi %80 oranında Tutturdum diye de benimle paylaşıyorsun Ve buna ciddi bir şekilde Katılım var sen de buna katıl Büyük bir motivasyon ve içerik büyük bir motivasyonla arkadaşlar artık şu süreci tamamlayalım. Haydi arkadaşım sen artık hukuk, hukuk fakültesini kazanacaksın. Sen hukuk fakültesini bitireceksin. Sen arkadaşım kaymakam olacaksın. Sen arkadaşım idari hakim olacaksın. Yeter ki şu programı oturttur. Artık verimli şekilde ders çalışma vakti geldi. Kaybedecek bir dakikan bile yok. Kendine iyi bak. Kanala abone ol. Bununla ilgili yeni içerikler paylaşacağım. Bir önceki rehberlik videolarını mutlaka izle. Çok faydasını göreceksin. Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku en güncel videolarını da hukuk öğretir sayfasında bulabilirsin. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşçakal.